Şimdi de efendim sıradaki konu medikal estetik hekimi doktor Orhan Cesur. Kendisiyle şöyle cilt sıkılaştırıcı anti aging şahane işlemlerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Evet. Güzel güzel yeni uygulamalar öğreniyoruz sizden. Evet bu korona bizi evde durdururken aslında kapatırken <laughs> bize de böyle yeni yeni ilhamlar verdi. Biz... Biz de onları fırsata çevirip ya. böyle yeni uygulamalarla e, hastalarımızın karşısına Böyle güzel şeyler yaparak çıkacağız inşallah. Harikasınız hocam valla. Biz de güzel görünmek istiyoruz. Şöyle evet. ciltlerimiz hep sıkı görün sıkı olsun. Şöyle bir 20 yaş 30 yaşta en azından o gençliğimizi kaybetmeden. Hiç yaşlanmadan hep ya, orada duralım. Hep orada duralım istiyoruz. Nedense biz hep yaşlılıkla mücadele ediyoruz. Yaşlanmamak için mücadele ediyoruz. Ama piyasaya bakıyorsunuz gençlik e, aşısı diyorlar. Gençlik aşısı demek bir Biliyorsun aşı demek bir mikropla mücadele eden demek. Yani hastalığın ismini verilir biliyorsunuz aşılara. Ama gençlik aşısı, gençlikle mücadele ediyoruz biz. Aslında biz yaşlılıkla, yaşlılıkla. mücadele ediyoruz. Orada aslında şöyle bir isim konmalı bence. Yaşlılıkla aşısı denmeli ki yaşlanmaya engel olsun. Onunla mücadele etsin. Hiç öyle düşünmemiştim Tam tersi hocam. koymuşlar. Aslında tezat bir durum ama nedense bir tutmuş yani. Hiç öyle düşünmemiştim. Evet. Bugün de değişik bir uygulamadan bahsedeceğiz. Kleopatra kokteyli. Evet. Nedir hocam? Şimdi e, Kleopatra kokteylini e, öncelikle biz zaman bizden bir sürü şey alıp götürüyor. Bunların en başında da cildimizdeki kayıplarımız geliyor. Hı hı. Bunlar işte yüzümüzü aynaya baktığımızda işte yaşlılık belirtileri, kırışmalar, sarkmalar ne bileyim bunlar bizi hep rahatsız eden şeyler. Biraz önce dedik ya yaşlanmayı kimse istemiyor diye. İstemiyoruz. Evet. Erkekler de istemiyor değil mi hocam? Neredeyse %50-%50 hastalık. Ha. Yani artık erkekler de kendine çok önem veriyor. Evet. Önceden hasta sayımız erkeklerde biraz daha düşüktü, oranımız hı hı. düşüktü. Fakat son zamanlarda erkeklerimiz de gerçekten kendilerine çok iyi bakıyorlar. Hı hı. Peki Kleopatra kokteyli kimlere uygulanır hocam? Şimdi öncelikle Kleopatra nedir onu anlatalım. Kleopatra bizim zamanla cildimizden kaybettiklerimizi bizim dışarıdan vermemiz. Yani o cildin tekrar yapılanması, onarılması için hı hı. ya da daha genç görünmesi için dışarıdan hazırladığımız bir kokteyl. Peki hocam özellikle bu Kleopatra kokteylinin çıkış öyküsünü de merak ettim ben. Evet, yani bana siz buldunuz sonuçta evet. karışımı. Hı hı. Nasıl çıktı? Şimdi yurt dışından bir hastam geldi. Aynı zamanda biliyorsunuz bizde hasta doktor ilişkisi bir zaman sonra arkadaş ahbap ilişkisine dönüşüyor. E, hastamın zamanı yok tatili bitmiş yurt dışına gidiyor. Hocam gitmeden önce dedi beni dedi biraz da bir şeyler yap da gidince dedi bir fresh olayım ben orada. Hani hı hı. tatil yaptın geldin olmasın biraz da dedi canlı görüneyim falan. Tamam dedim geç içeri işte anestezisini yaptım. Eldeki ürünlerden ben te tecrübelerimize dayanarak kokteyl hazırladım. Hı hı. Uygulamasını yaptım gönderdim. Sanırım bir 7-8 veya 10 gün içinde dönüş yaptı. Yana yana arıyor. Abi ne oluyor falan. Hocam dedi ben dedi acayip memnunum bu durumdan. Siz bana ne yaptınız bilmiyorum. Herkes soruyor. İşte sen çok değiştin yüzündeki değişiklik inanılmaz güzel sana ne yapıldı diye soruyorlar ama adı ne bunun bilmiyorum dedi. Ben şimdi odamda oturuyorum karşımda bir Kleopatra tablosu mısır tablosu Aa. Aa, o anda Kleopatra kokteyli yaptım sana dedi. <laughs> Ay hocam. Evet hocam dedi ya çok iyi dedi ben dedi şimdi soranların hepsini söyleyeceğim Kleopatra kokteyli yapılmış bana diye dedi. Ve bizim Kleopatra patladı gitti. Seyyar Tayyar gibi <laughs> derken Kleopatra ismi öylelikle çıkmış oldu. Hakikaten çok değişik bir çıkış hikayesi Aynen. olmuş. Sonrasında biz bunu biraz devam ettik. Dedik ki talep de var. E, hastalarımız merak Hı -hı. ediyorlar, paylaşımlarımızı. Dedik biz bunu ürün haline getirelim. Birçok insan bundan faydalanmış. Uzman arkadaşlarımıza bir lazım. araya geldik. Hı -hı. İşte e, ürünün içerikleriyle ilgili, ilgili neler istiyoruz? İşte etkileri, uygulama şekli, uygulama yöntemleri. Bunların hepsini de değerlendirerek ürün çalışmaları başladı. Hı hı. Yaklaşık 3 yılı geçiyor bu ürünle ilgili bizim çalışmalarımızın hı hı. başlaması. Tabii ki önceki öncelikle klinik çalışmalar yapıldı. Bunların Avrupa'da da dahil olmak üzere birçok hekim tarafından testleri yapıldı. Değerlendirmelerinden sonra artık ürün adı tamam. Bu dedik ve ürünümüz şu anda hazır. Ürünü Artık hazırlamış oldunuz. Bunlar biraz işin teknik kısımları hocam. Evet. Biz birazcık hani kadınlar olarak uygulama kısımlarında merak Yapınca ediyoruz. Yapınca ne olacak tabii? Siz onu merak ediyorsunuz. Hem edersiniz. onu merak ediyoruz hem de bir yaş sınırı var mı? Şimdi öncelikle ne dedik? Kleopatra kaybettiğimiz zamanla cildimizdeki kayıplarımızı geri getirmek Hı -hı. dedik. Hani burada cilde cildimizde bir kayıplar olmalı. Bir takım mesela skar izlerinde de biz bunu kullanabiliriz. Yara izi, ameliyat izi, oraların onarımında da kullanıyoruz Hı -hı. biz bu ürünümüzü. Kullanılabilecek hatta. Hatta saçlı deride bile bir saç çıkmasını e, takviye bir takım ilavelerle orada bile etkili olacak. Yani önce ihtiyaç olmalı ki biz bunu uygulayalım. Hı -hı. Bu da nedir? İşte 20 yaştan sonra... 60-65 yaşa kadar olan hastalarımızda cildimizde deformasyon varsa rahatlıkla kullanabiliriz. Peki hocam, bu Sadece yüz olarak bakmamak hı -hı. gerekiyor. Tüm vücut Vücutta. olarak baktığımızda cildin herhangi bir yerindeki onarıma ihtiyaç, canlılığına ihtiyaç olan her bölgede kullanılabilir. Peki hocam mesela 20 yaşındakine bir doz ama işte 50 yaşındakine 4 doz mu? Uygulama şekilleri nasıl? Şimdi aralıkları? şöyle söyleyeyim ben yani programı tabii ki de hekim arkadaşın değerlendirmesi. Yaşe ve cilde degene değil mi? Şimdi yaşlı bir kişide Hı -hı. uygulayacağımız seans veya da doz genç bir hastamızdaki tabii ki şeyle bir olmayacaktır. Bu tamamen hekim arkadaşın değerlendirmesine bağlı. Benim önerim yani çıkış şeyimiz bizim Hı -hı. 15 gün aralıklarla iki seans akabinde destek ürünler kremi de olacak bu arada bunun cryopater'ın yanında destek kremi de var. Hızlı iyileşme. Zamanımız yok. Hı -hı. İşte kısa sürede 15. güne kalamayacağız. Bu da ne yapıyoruz? Duble İki dozu bir seferde uygulayıp yanına destek kremimizle hastamızı uğurlayabiliyoruz. Peki hocam yine böyle öğle arası gelsek yaptırsak sonrasında herhangi bir ağrı, acı, morluk oluşuyor mu? Şimdi bir PRP gibi cildimize, yüzümüze ya da uygulama bölgesine Hı -hı. yoğun bir iğne girişi olacak. Hı -hı. Tabii ki burada mutlaka orada hafif kızarıklık, morluk oluşabilir, hafif ödem oluşabilir. İki saate kadar bu toparlanıyor. Borluk varsa biliyorsunuz 3-5 gün içinde tamamen gidiyor. Evet. Ancak bunları da olmuyor diyemeyiz. O yüzden hastalarımıza ben şöyle söylüyorum. Hafta sonuna doğru çalışanlar için özellikle cuma akşamı yaptırın. Cumartesi evinizde dinlenin, pazar dinlenin. Pazar sosyal yaşamınıza, işinize, gücünüze devam edin. Ertesi gün de işine devam edebilir. Ancak hani oluşabilecek riski hastamızın göz alıyor olması gerekir. Oluşacak riski aslında. Yani kızarıklıklardan bahsediyorum. Ekstra bir durum değil aslında bu. Ona da bir şey yapmıyoruz. Buz kompresi her gün sabah altında yüzünde sadece hafif noktalar şeklinde. Sadece işlem sonrası buz uygulama söyleniyor. Kesinlikle ekstra bir şey gerek kalmıyor. Peki yaz-kış uygulama yapabilecek miyiz? Güzel tarafı yaz-kış uygulama yapabiliriz. Hatta yazın hı hı. tatil öncesi mesela işte tatil planlaması yaparken... Biletlerimizi alırken ya da otelimizi ayırtırken ilk seansımızı uygulayıp tatile gidip dönüşünde 15 gün sonra ikinci seansımızı yapıp sosyal yaşamımıza dönebiliriz. Peki hocam yani yine anti aging problemi olan ciltler yaptırabilir dedik. Yaptırabilir. Skarize evet. olan ciltler Skarize yaptırabilir de dedik. Başka konuşmadığımız ama şu problemi olan ciltler yaptırabilir dediğiniz ciltler var mı? Kolejden ihtiyacı olan, işte lifting ihtiyacı olan hı hı. bütün ciltlere uygulanabilen bir ürün aslında bu. En çok biz neye bakıyoruz? Sarkmalar. Yüzümüzde gözeneklerin açılması, hı hı. cilt kalitesinin bozulması, matlaşması en çok bizi rahatsız eden bunlar. Biz ne yapıyoruz? Hastaya baktık, ne ihtiyacımız var? Kriopata alıp uygulamamızı yapıyoruz. Göz altına yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor hocam? evet. Göz altında nasıl bir etkisi olur? Göz altında mesela genel, torba problemi varsa çözebilir mi bu kokteyi? Torbalarda yapılan azaltabilir, tamamen çözüyor hı hı. diye biliyorsunuz. Hiçbir kesin konuşmamak gerekiyor. Yapılandırır tedavi etme yönünde çok çok faydaları olur. Ancak tamamen yok etmemiz için ekstra ilaveler yapmamız gerekiyor. Böyle şehir dışından, yurt dışından size gelenler için nasıl bir protokol uygulayacaksınız Şimdi, hocam? Şimdi e, şehir dışından geliyorsa hastamız. Eğer 10 günlük bir süresi varsa hı hı. ilk geldiği anda bir seansını yapıyoruz. 10 gün sonra ya da 15 gün sonra varsa süremiz. Hı hı. İkinci seansını yapıyoruz ondan sonra hastamız hayatına devam ediyor. Kısa süreli bir süre mi, zamanı var. Yani işte 24 saatliğine ülkemize gelmiş ya da dönmek üzereyken bize gelmiş, hı hı. şehir dışından gelmiş. Bunu iki doz'u birlikte yapıyoruz. Hastamızı gene yolcu ediyoruz. Yine etkiler aynı. Bir buçuk yıl, iki yıla kadar neredeyse uzun etkilemiş. Hı hı. Yılda bir tekrarla yıllarca 5-6 yaş daha genç, daha canlı bir ciddi hayatımıza devam edebiliriz. Hı, şöyle yani. İlk yaptırdığımızda iki seans 10 gün aralıklarla uygulama yapıyoruz. Evet. Eğer İstanbul içindeysek, şehir dışında değilsek uh -huh. şehir dışındaysak ya da yurt dışındaysak tek seferde. Tek sefer. Sonraki sene bir yıl geçtikten sonra bir kere uygulama tek yapıyoruz. Tek rapel dozuyla devam edebilir. Bir sağlıklı yıl bir şekilde. kalıcılığı var o zaman işlemi. Bizim planladığımız klinik çalışmalarımız sonucu Hı -hı. yaklaşık bir buçuk yıl etkisini sürdüğünü biz belgeledik. Kanıtlandı. Ancak şimdi yaşam kalitesiyle biliyorsunuz her şey doğru orantılı olduğu için biz diyoruz ki bir buçuk yıla kadar etkili ancak yılda bir rapel dozuyla etkilerimizi tekrar tekrar artırarak kaliteli bir cilt yapısıyla hayatımıza devam edebiliriz. Peki hocam bu işlemle geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz endopeli karşılaştırırsak? Şimdi burada e, kombine tedaviler dediniz ya siz hani seviyorum yapıyorsunuz evet, diye. Evet. Ben bunları gerçekten çok seviyorum. Şimdi hastamızı değerlendirirken ben sonraki halini bilgisayarda işte bir takım şeyler, şovlar yapıyor bazıları. Görüyorum ben. Hı hı. Hani "Sizi şöyle yapacağım, böyle yapacağım" gibi. Biz onu kendimiz görüyoruz. Hastaya baktığımızda zaten dünyada araştırmalar yapılmış. Hı hı. Bir hekimin hatta Türk hekimlerin hastasını ilk gördüğü anda 3 dakika içinde teşhisini koyduğu kanıtlanmış. Maşallahane. Ve e, o 3 dakikalık konu teşhisler içerisinde genel yapılan incelemede %95'inin de doğru olduğu kanıtlanmış. Hı hı. Hani biz hastaneye gittiğimizde diyoruz ki hekim benle ilgilenmedi. İstiyor, i̇stiyoruz ki yarım saat bana baksın, yarım saat ilgilensin, <laughs> muayene etsin. Ancak hekim zaten yarım saatte muayene etseydi, 5 dakikada muayene etseydi size teşhisi koymuştu. Aynı teşhisi yani Yani değişen hiçbir şey olmayacaktı. Hani biz de burada hastayı gördüğümüz anda yapmayı planladığımızı hemen kafamızdan geçiririz. Yani ne yapacağımızı karar vermiş oluyoruz. Hı hı. Buradaki şey hastanın bütçesi, zamanı, işte sonraki işte iş durumları, gelip gelememe durumları tabii ki bu planımızı bozuyor. Bunları da ne yapıyoruz? Hastamızla karşılıklı olarak işte ona uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Ona göre planlıyoruz. İki yani iki planı bir yerde çakıştırmış oluyoruz aslında. Yani hastamız eğer bize cildindeki kayıplarını ya da işte eksiklerini gidermek için gelmişse biz hastamıza baktığımızda buna kleopatra mı, endopel mi, ip mi, botoks mu, dolgu mu hani neyse bunu işte kleopatra ise bunu hangi mezoterapi yöntemiyle yapacağız? Hı -hı. İğneli mi, iğnesiz mi, radyo frekansla mı, neyle yapacağız? Bunu nasıl bir şekilde bundan fayda alacağımızı o anda kararını vermiş oluyoruz. Endopelle birlikte uygulanabilir. Her türlü kombine tedaviye açık bir uygulama. Hepsi birlikte de yapılabilir. Yapılabilir. İple de yapılır, uygulama. işte endopelle de yapılır. Yine kişinin, Bu, ihtiyacına, kişinin ihtiyacına göre aslında göre. değil mi hocam? Tabii ki. Şu anda da yaz mevsiminin tam ortalarındayız. Tam Var zamanı böyle? aslında. Bu iş işlem için mi? Tabii ki. Yani ya, tatile gitmeden, yani gidiş dönüş zamanı o zaman. Mesela tatile çıktık, iş yerimizden izin aldık Hı -hı. 15 gün. Gitmeden önce yaptırıp tatil dönüşü daha kaliteli, daha güzel bir ciltle, işimize devam edebiliriz. Bir de tatilde hocam ciltlerimizi bence çok iyi koruyamıyoruz. Nem kaybı oluyor ciltte. İşte bu arada onu biz desteklemiş olacağız. Ama yol alınabilir. Amacımız iyi olabilir, o kaybetmeden aslında kaybetmeden önce biliyorsun kaybettikten sonra birçok şeyin geri telafisi hem maddi hem diğer yönden hı hı. külfetli olabiliyor. Burada amaç ne? kaybetmeden önce tedbir almak. Tatile gidecek izleyicilerimiz için var mı böyle önerileriniz? Şimdi, Şuna dikkat edin, bunu uygulayın. Aman bundan uzak durun dediğiniz şeyler. Şimdi biliyorsunuz COVID-19 hayatımızda birçok şeyi ne değiştirdi. Ki? Yaşam tarzlarımız değişti. Öncelikle ben tatile giden arkadaşlar, hastalarımıza, kardeşlerime şunu söylüyorum. Maske ve kontrollü mesafe. Çok buna önemli. Kesinlikle çok önem versinler. Bir de güneş koruyucularını özellikle biliyorsunuz mevsimsel değişikliklerden dolayı artık Kışın dün mesela dolu yağdı, yazın güneş çok daha fazla etkisini Hı -hı. gösterecektir. Güneş koruyucu, su bazlı özel işte güneş nemlendirici kremleri bunları kullanırlarsa sonuçta tatillerinden kötü değil daha iyi döneceklerini, daha dingin hayatlarını devam edeceklerini düşünüyorum. Biraz da cilt bakımına değinelim isterseniz tamam. hocam. Şöyle ciltlerini gerçekten izleyicilerimiz, e, hastalarınız iyi koruyor mu sizce? Yani gelen ciltleri bir değerlendirdiğiniz zaman. Çok iyi bakmıyorlar açık söyleyeyim ben. Değil mi? Ee, biz hani bir şeyler olduktan sonra telafisini ya da çözümünü arayan bir yapıya sahip halk olarak cildimiz kırışıyor, yıpranmalar oluyor, sarkmalar oluyor. Hocam ne yapabiliriz diye geliyoruz. Ama şu anki genç jenerasyonda en çok sevdiğim olay o. Hocam benim annemde vardı buralarında kırışıklık. Özellikle mesela kaş arasında. Hı -hı. Ben olmak istemiyorum annem gibi. Öncesinde işte başlayayım, neler yapabilirim diye gelen gençler var. Onları ben çok seviyorum. Çünkü ileride olabilecekleri öngörerek şimdiden tedbir alıyorlar. Buna dikkat etsinler mi? Yani annelerinde, babaannelerinde varsa e, ciltte belli bölgelerde mesela işte o çim bıyığı dediğimiz. Evet. Ya da kaş ortası e, kırışıklığı dediğimiz. Ne yapsınlar, ne öneriyorsunuz hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Tabii bunlar genetik dediğiniz gibi çok şey etkiliyor. Hı hı. Ancak bunlara... E, Önlem alabiliyoruz. Biliyorsunuz otururken pantolonunuzu hep aynı şekilde kırışıyor. Aynı şekilde oturursanız pantolonunuz iz yapıyor. Ya. Biz bunu ne yapıyoruz? İstemiyoruz. Sürekli çekiştiriyoruz. Acaba aynı yer iz olmasın Hı -hı. diye. Yüzümüzde de aynı şekilde mimiklerimizi kullandıkça aynı yerden çizgilerimiz derinleşecektir. Bunun için işte mesela geliyor hasta bu ne yapabilirim? Öncelikle alın kaş arasında mesela ben diyorum ki botoks yapalım. E, 15-20 gün sonrasında dolgu ile oraya dolduralım. En azından bir yıl bir buçuk yıl. Sizi ötelesin. Sonrasında devam ederseniz kırışıklık derinleşmeden daha kaliteli bir, daha güzel bir cidde ya da işte alınla hayatınıza devam edersiniz diyor. Bu bir önlem aslında. Hı hı. Sonrasında da yapılabilecek uygulama belki aynısı ancak ilaveleriz olacak. analizleri yine yaparak Kesinlikle. gördükçe e, işlem seçiyorsunuz. Yani bir botoks bir dolgun çözebileceğini ekstra bir sürü uygulamalarla belki de e, ileriki yıllarda çözemeye de bileceğiz yani bizim. Teşekkür de. ederiz hocam Kleopatra kokteyline evet. ciltle ilgili güzel böyle bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür için ederim davetiniz için. Yine ilerleyen haftalarda birlikte olacağız inşallah. İnşallah görüşürüz. Daha güzel daha böyle canlı e, konu ve şeylerle devam edeceğiz. İnşallah. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim.